yıllarını vermiş sizlerle beraber olmak benim için de çok keyifli. Şimdi size şunu söyleyeyim. Burası çok kıymetli bir yer. Ama madem ki öğretmenlerimle beraberim, iki şeye dikkat çekip huzurunuzdan ayrılacağım. Bir tanesi öğretmenlik meslek kanunu. Öğretmenlik meslek kanunu ikinci yasama yılının başında hemen 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip görüşülmeye başlanacak. Buradaki kanun içeriğiyle ilgili size küçük bilgi vermek istiyorum. Muhtemelen bilgi dağarcığınızda vardır ama en azından bir tazelemiş olalım. Ne olacak öğretmenlik meslek kanunu geçerse? Bugün siz görev yapmış olup, üniversitelerden mezun olup, orada ehliyetini alıp, kamu ya da özel okullarda öğretmenlik yapan herhangi bir öğretmenimiz için Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir müfettiş, onun hakkında rapor tutması halinde yeniden akademide eğitime tabi tutulacak. Ve eğitime tabi tutulan öğretmenin özlük hakları aldığı maaş birdenbire o süre içinde asgari ücret seviyesine düşecek. Ayrıca da aynı ilde değil, başka ilde akademi eğitimi alıp o akademi eğitimini tamamladıktan sonra yeniden öğretmenlik ünvanını kazanabilecek. Bu uygulama öğretmenlerimiz için yapılabilecek en kötü uygulamadır arkadaşlar. Burada yapılması gereken şey herhangi bir öğretmenimizin eğitimini vermeme ihtimaliyle ilgili kararları yargı ve mahkemeler duruyor. Mahkemelerimiz aracılığıyla bilirkişiler versinler. Bağımsız yargı versinler. Niye Milli Eğitim Bakanlığı müfettişinin herhangi birinin iyi niyetine ya da iradesine kalsa diye bunu itiraz ediyoruz. Onca atanamamış öğretmenimiz var iken, onca özel okul öğretmenleri olarak asgari ücretle çalışır durumda geçinemeyen öğretmenimiz var iken üstüne üstlük de bunların olması, açık söyleyeyim, sözlerimin başında unuttum. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer Bayramımızı önce kutlayalım. Bize bunu armağan eden Mustafa Kemal'e de kutluyoruz. Size arkadaşlarımı misafirinin şükranını alalım. Şimdi niye önce unuttum dedim? Çünkü burada işte Atatürkçü öğretmenlerin tasfiye edilmesine ilişkin endişelerimiz var. Bu yüzden bu öğretmenlik meslek kanununun geçmemesi için bulunduğunuz her noktada bir kamuoyu oluşturmaya, çağrıda bulunmaya, buna ses vermeye, varsa siyasi ilişkilerimiz bu ilişkileri kullanarak öğretmenlerimizi korumaya, kollamaya siz sevgili öğretmenlerimi davet etmiş olayım. Siyasi bir konuşma olduğunu belirtmiyorum bunu. Öğretmen hepimizindir. Her görüşten olabilir, her siyasi partiden olabilir. Ama öğretmenlerin geçimlerini, özlük haklarını ve işlevlerini kanunlarla düzgün biçimde konmak Millet Meclisi'nin görevidir. İkincisi de çay meselemiz. Zaten adı üstünde çay geli. Çayla ilgili ben parlamentoda üzerime düşeni yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Bir çay kanunu ile üreticiyi koruyacak hale getirene kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Siz de bunun için de destek istiyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu davet eden arkadaşlarımı da minnetle şükranlarımı sunuyorum.